İstediklerimizi nasıl daha kolay, hayal ettiklerimizi nasıl Evet. daha kolay oluşturabiliriz? Hayat isteklerimize göre değil, ihtiyaçlarımıza göre. Ego kötü müdür? O direnç alanı kötü müdür? Değildir. Rabbim, içindeki ışık, nur, senin aslında kendi varlığına uyanmanı bekliyor. Burada ne düşünüyor da korkuyor? Ne istiyor? Bak, ne istiyor? Burada hangi duyguyu yaşıyor? Ev arzulama hissin bile ona kavuşma hissi. Allah'ım bir evim olsa. Niye ev istiyorsun? Yuvaya dönüş. Evet, niye ev istiyorsun? Herkese merhabalar. Quantum Creator TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayında yine birlikteyiz. Hoş geldiniz. Evet, bugün ofisimizdeyiz ve en profesyonel halimizle Çünkü yeni mikrofon aldık. sizlerleyiz. Yeni mikrofon aldık ama şunu buraya bu açıya ayarlamak bile neredeyse yarım saatten fazla zaman aldı değil mi? Evet. Tekrar tekrar deneme yapıldı çünkü. Son yayınımızda siz sesle ilgili çok doğal olarak duyamadığınız için yorumlarda şikayetlerinizi belirtmiştiniz. Biz o yüzden stüdyoda çekiyorduk ama kendi ofisimizde biraz daha rahat ettiğimiz için mikrofonları alıp daha profesyonel bir yayın yapmaya çabalıyoruz. Ama biraz önce Ebru'ya un dedim. En profesyonel bu kadar olabiliyoruz. Bir de güzel bir tahta aldık. Elektronik tahta. O da bozuk çıktı. Sistem şimdilik bununla idare ediliyor. En profesyonelimiz de sizlerdir. Umarım bugün seste bir sıkıntı siz de yaşamazsınız. Çünkü hocam o kadar kıymetli şeyler anlatıyorsunuz ki her şeyi tam net duymak istiyorlar. Biraz da ondan dolayı Haklılar haklılar. tabii. Ben de böyle çok severek izlediğim bir yerde bir cızırtı olduğunda ya da dinlemekte zorlanırsam o benim enerjimi düşürüyor. O Evet. nedenle Değil mi? haklılar ama tabii hiçbir şey boş olmuyor. Her şeyde bir şeye hizmet ettiği için biz burada görmemiz gerekeni gördük, Evet. almamız gerekeni aldık diyelim. Aldık. Güzel bir yayın olsun. Aklım Meğersem cebimde. ben orada yapmak istemiyormuşum. Evet. Biz ofisimizde daha rahatız, daha samimi Evet. geliyor bu ortam bize. O yüzden de bakalım bir de böyle deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün hocamın önünde bir sürü notlar var. Böyle şekiller çizmiş, yazılar yazmış. Hepsini çok merak ediyorum. Tahtamız burada. Evet. Demek ki konu önemli. Ve yine bir aydınlanma yaşayacağımız bir şeyler olacak bugün. İnşallah. O zaman şuradan başlayalım hocam. Evet. Biraz önce de konuştuk sizle. Hatta ben dedim ki hocam bu ne yaman çelişki dedim. Evet. O zaman konumuz şu. Her şey olması gerektiği gibi oluyor diyorsunuz. Bir yandan da bir şeyleri oluşturabilirsiniz, tezahür ettirebilirsiniz diyorsunuz. Biz burada istediklerimizi nasıl daha kolay hayal ettiklerimizi nasıl Evet. daha kolay oluşturabiliriz? Ya da olması gerektiği gibi oluyor, biz sadece boş yere mi bazı şeylere tutunuyoruz? Bunlar Bunları bir bir, açalım. evet, bir açalım hocam. Evet. Yani tabii bugün özellikle bu konuyu gerçek anlamda oturtmaya bir niyet ediyorum. Çünkü artık ne anlatırsam aslında kendimi anlatıp kendimi ikna etmeye çalıştığımı da hissediyorum. İnşallah faydası, katkısı bol olur. Hani insan en Olacaktır çok anlatırken öğrenirmiş ya. da. Bu arada tabii yine çok profesyonel olalım diye bilgisayar klimamızı Klimamızı. kapattık. O yüzden ben bol bol uzun kollu gömlekle Evet, hava sıcak olduğu için biraz da terleyeceğim. hocam inşallah bu ayı da atlattıktan sonra bunda da bir sıkıntı yaşamayacağız. Ne güzel her şey. Olması gerektiği değilse burada mı gerekiyor? Bence şey zaten konumuz muhteşem. Muhteşem de bir yayın olacak. Evet. O zaman başlayalım. Şimdi ne oluyor? Burada işte böyle ben ya da işte Ebru ya da başka değerli arkadaşlarımız var. Onları dinliyoruz. Dinledikten sonra da diyoruz ki, aa evet her şey olması gerektiği gibiymiş. Hani nasıl buymuş diyoruz. Fakat sonra o çok istediğimiz şey olmadığında orada bir kızıyoruz. Bir şikayet ediyoruz. Değil mi? Hani bunu söylemek kolay. Ama ihlal etmeye ya da içselleştirmeye geldiğinde bir zorlanıyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü her şey olması gerektiği gibi ise
bir şey olmadığında bizim gayet sakin bir şekilde olmaması gerekiyormuş ya da nasipmiş dememiz gerekiyor ama bunu kaçımız becerebiliyoruz? Üzülüyoruz hocam. Üzülüyoruz. Evet. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sinirleniyoruz. Birçok duygularımız tetikleniyor, açığa çıkıyor, değil mi? Doğru. O zaman ben de dedim ki bugün bunu bir açalım. Tamam. Ondan sonra orada şikayet niye çıkıyor? Orada ortaya çıkan bir şikayet varsa da aslında bize neye hizmet ediyor? Bir daha önceki anlattığım videolardaki şeylerle de birleştirip bir onları bir araya getirip hepsini birden açalım. O zaman taşlar yerine oturacak diyorsun. Evet, yani oturmasına niyet ediyorum. Herkes biliyorsun hani nasibi o kadarını Evet. alıyor. Öyle olur. Hani 40 defa aynı şeyi anlatırız. Anlaşılır. Mantığa da uyar. Fakat 41. anlattığımız bir noktada isterlerse benim sesimin bir tınısından bile idrak Bir anda ampuller yanar. ampuller yanar, bir idrak açılır. Yani o bilgi birdenbire ne olur? Açılır. Hal olur. Evet. Yani normal hayatımızda bazen yaşarız ya, bir sıkıntı çekeriz çekeriz fakat öyle bir nokta gelir ki biz bir anda o içinde bulunduğumuz durumu değiştirmek isteriz. Evet hocam. Hatta biz bu videodan önce konuştuğumuz bir Evet. şey olduğu için güldüm. Evet. Gerçekten bir anda, hiç beklemediğim bir anda orada bir farkındalık yaşıyorsun ve bütün ampuller yanıyor. O yüzden bu öğrendiğimiz, sizden dinlediğimiz her şey aslında bizde birer tohum oluşturuyor zaten. Evet, aslında onlar tohum oluşturuyor. Evet. Ve zamanı geldiğinde de o tohum ne yapıyor? Bizden çatlıyor. Yani bir açığa çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar bir tane Biliyorum, ben de tahtaya bakıyorum görebiliyor görünüyor mu musun? diye. Evet. Şöyle bir yaklaştırayım. Hı. Biraz daha koyu çizeyim şöyle. Sadece ışık oraya yansıyor ama o da çok onun üzerine gelmediği için sorun yok. Evet. Işığı şöyle yaparsam gidiyor. Tamam. Bu küçük ben. Bir tane küçük benimiz var. Yani hadi onun adı etten kemikten bir varlık. Bunun adı Zeynep olsun. Bir de büyük bir ben var. O da burada olsun. Tabii ki bunu mecazi çiziyoruz o büyük beni. Bunu da. Burada da bir büyük ben. Görünüyor değil mi? Evet, gayet net görünüyor. Şimdi aslında sistem şöyle işliyor. Bunu da hatta bir örnekle anlatacağım. Normal bu dünyada yaşarken istediğimiz bazı şeyler oluyor, bazı şeyler olmuyor. Diyoruz ki niye olmuyor? Yanlış mı istiyoruz? Eksik mi Nerede istiyoruz? hata Nerede yapıyorum? hata Evet. yapıyoruz? Burada anlamadığım bir şey var diyoruz, değil mi? Beklentiye mi Kafa karışıklığı giriyorum? yaşıyoruz. Evet. Şimdi aslında sistem çok basit bir cümleyle çalışıyor. O da şu. Sistem bizim isteklerimize göre değil, ihtiyaçlarımıza göre çalışıyor. Hı. Bu kısmı o kadar önemli ki. Yani bu sistem benim isteklerime göre değil, ihtiyaçlarıma göre çalışıyor. Hı. O zaman hadi küçük ben olarak bir örnekle devam edelim. Küçük ben bir ev almak istiyor. Evet. Ya da evlenmek istiyor aslında iki örnekten de gidebilirim Hı ama hı. hadi ev örneğinden de. Tamam. Küçük ben bir ev almak istediğimde diyor ki alın bir ev almak istiyorum diyor. Şimdi burada kötü bir şey var mı? Yok. Hiç Niyet kötü bir şey ediyor. yok. Niyet Evet. ediyor, değil mi? Bir dilekte ya da bir istekte bulunuyor. Hı. Küçük ben bir ev istiyorum. Ondan sonra işte ev almak için bir hayal oluşturuyor ya. Sonra ya da evlenmek istiyor. Hı. İşte iki örnekten gidiyoruz ya. Tamam. Sonra bu onun nefsinden, zihninden gelen bir istek. Tamam mı? Görüntüde ama. Hı Aslında her hı. şey oradan geliyor da.
Şimdilik buradan gidelim. Kendi istediğimizden. Evet, kendi istediğini zannediyor. Fakat bu ilk başta aslında çok saf bir istek. Saf bir istek olduğu için böyle nefsimizle bir şey isteriz. Canım tatlı ister bak ne kadar saf. Sonra zihne devreye giriyor ve diyor ki bu ev işte şurada olsun, büyük olsun, deniz görsün, işte şöyle olsun, böyle olsun. Burada da bir sıkıntı yok. Yani zihin, bunun için var zaten, değil mi? Zihin beyaz bir kağıt. Kağıdın arkası boş mu? Zihin bu arkadaşlar. Zihnin hiçbir anlamı yok. Zihin üstüne kağıt yazdığımız bir platform. Ve kendi başına kötü bir şey de değil. Hani zihni yenmeye çalışıyoruz, zihin yenmeye çalışıyoruz diyoruz ya. Biz zihni falan yenmeye çalışmıyoruz. Biz meselemiz şu. Ben zihnimi de kullandım. Şöyle bir ev olsun dedim. Araya işte egom karışıyor. Şeytan karışıyor. Diyor ki ya öyle bir ev olsun ki o kadar haşmetli bir ev olsun ki ben bu evle insanlara hava atayım. Geçmişte beni ezenlere bir kibir yapayım. Göstereyim bak bana böyle böyle diyordunuz. Benim burada güzel bir evim oldu. Yani bir havalı gösterişte kibirli hallerimle bunu göstereyim diyor. Ne yaptı? Aslında. Ne yaptı? Saf niyete. Kağıt kirlenmeye başladı. Değil mi bak? Neyle? Egoyla. O zaman Zeynep ev istiyordu ya ya da evlenmek istiyordu ya. O Sabi Nefs'ten de Sabi yani o beyaz kağıttan zihinden de çıktı artık. Egosu var. Dolayısıyla ne oluyor? Şimdi istediği şey çok saftı Zeynep'in. Safken de titreşimi yüksekti. Çünkü o istek yüksek bendendi zaten. Ve çok saftı. İlk istediğinde. Bu tesadüf. Bu balon onun evi. Aslında saf Saf enerjiyle enerjiyle saf. onu ilk istediğinde güzel buraya koymuştu. Sonra cızırtılar gelmeye Sonra başladı. küçük benliği yani onun egosu Evet. devreye girince bu saf frekansta atıyorum yüzdü. Frekansı bu isteğin ne yaptı? Düşünmeye başladı. Düşmeye başladı. Eski o saf kalpten istediği frekans artık yok ki. O senin saf yaratım enerjin. Ne yaptı? Bu devreye girdi. Şimdi küçük benlikten devam ediyorum. Küçük benlik burada evi istedi ya. Ego da devreye girdi ya. Ego ona sadece şey mi diyor? Yani ay onu hava atarım, bunu hava atarım mı diyor? Yok, başka şeyler Başka de diyor. şeyler de diyor. Diyor ki ben niye bu evi alamıyorum? Bak Ayşe aldı. Fatma aldı. Görümcem aldı. Eltim aldı. Ortağım oldu. Aldı. Ben hala ev alamadım diyor. Bak. Ego içeriden bir sıkıştırıyor hala. O. Zeynep kendini o küçük benlik olarak zannediyor ya. Oradan hala bak içeriye sızmaya Çalışıyor. devam ediyor. Artı bir de Onların var senin yok diyor. evet bir de sen alamazsın da diyor herhalde. Peki Zeynep bunları yaptıkça nasıl hissediyor? E benim param yok. Ben istediklerimi bir türlü alamıyorum Evet. diyor. O enerji düşmeye başlıyor. Ya da işte evlilikten devam edersek. Ayşe evlendi, Fatma evlendi. Herkes çok güzel evlilikler yaptı. Çok güzel kısmetler buldu. Ben evlenemiyorum. Bende bir şey eksik. Bak değersizlik. Bende bir şey eksik. Yani yetersizlik var. Bir şey var. Ben alamıyorum. Kıskançlık da devreye giriyor. Kendi acıma da devreye giriyor. Sisteme güvenmeme devreye giriyor. Kavga devreye giriyor. Suçlama İşte giriyor. evliyse kocasını suçluyor. Anne babadan miras kalmadıysa anne babayı suçluyor. Bak. Bir sürü şey çıkıyor. Oo neler yapıyor? O bir girsin araya. Yani ortalığı karıştırmak da onun üstüne zaten yok. Dolayısıyla bütün bunlar kırmızıyla gösterelim. Camda da Bu yeşil de var. Kullanılabilir. Farklı şey alanına, tezahür alanına dağılıyor mu? Dağılıyor. Yani o saf bir suydu. Kirlenmeye Bu başladı. kirlendi. Ve frekans da düştü. Fakat Aslında aynı anda da kirlenmeye başlıyor. Yani ilk hayalden hemen tabii sonra hayalden bile. hemen sonra Hemen sonra. kirlenmeye başlıyor. Ve küçük ben
hala ne olduğunu fark etmediği için, hala şikayette olduğu için, şimdi o şikayetleri satamıyorum, şey alamıyorum, zaten kriz var, zaten param yok, zaten miras da gelmedi, zaten benim eşim beceriksiz, babam da işte bana vermedi de erkek kardeşime verdi dedi diyor ya, onların hepsini de hadi eğer görünüyor mu oradan bilmiyorum da yeşille gösterelim. Bu yeşil arkadaşlar, göremiyorsanız bile ben yeşil dedim. Artık yeşil. Evet. Yeşil. Çok belli olmuyor ama yeşil. Bir alan çizdiğim Zeynep'in etrafına. Tamam mı? Belli oluyor hocam. Bu alan, o etrafındaki halka Zeynep'in direnci dediğimiz şey. Yani bak direnç gösterme. Direnç gösterme. Diyoruz ya. Direncin alt sepeti biraz önceki Zeynep'in kıskançlıkları, kendine acıması, şikayetleri, yani kızgınlığı, işte alamıyor başkaları alıyor ya da işte evlenemiyor başkaları Onun evleniyor. kabul edememesi. Heh. Bunların hepsi direnci, yani alanı ve o alan aslında onun bilinçaltı alanı. Hani manyetik bir alanın var, senin asıl çekimini o yaratıyor deme Asma. nedenimiz de bu. Hani hep deriz ya senin bilincin değil ki senin bilinçaltın o mıknatıs alanını yaratıyor dediğimiz bu. Çünkü Zeynep'in o kızgınlığı, o kırgınlığı, o kendine acıması, değersizliği, güvensizliği, şikayetleri, kıskançlığı her şey o alandan geliyor. Onun geriye dönüp bir hikayesi var. Birçok videoda anlattık değil mi? O kadar çok hikayesi var ki o hikayelerde korkuları var. İnatlıkları var, o su var, bu su var. Bir dolu. O yüzden de her şey olması gerektiği gibi Evet, oluyor tam. evet. Daha tam oraya gelmedi. Evet ama şu Şimdi, alandan belli. evet. Şimdi bu alan doğal olarak buraya da aktığı için bunun frekansını bir düşürüyor. Yani sen bir ev istemiştin, ev hala onda salınıyor. Ve bu alan devreye girdi. Düştü mü 3'e, 5'e? Hani güçlü değil, tezahür edecek ama güçlü değil. İşte kendinin önünde kendin duruyorsun dediğimizde aslında bu. Şimdi bu alan kötü müdür? Bir de bir oraya bakalım. O alan kötü değildir. Çünkü senin bir geçmişin var. Mesela korkulara kötü diyoruz. Hatırlar mısın bir videomda demiştim ki onlar küçük çocuklardır. Sen tam bir şey yapacağın zaman seni korkuturlar. Ama bak geçmişte yapmıştın canın yanmıştı ya sen yapma deme şekli onların. Hatırladın mı o Evet, korkular çocukların hatırladım. başını okşayın demiştim ya. Öyle Aynı bir sürü küçük çocuk küçük var. çocuklar var ve o çocuklar seni korkutup aslında seni korumaya çalışıyorlar. Çünkü geçmişte onları yaşamışsın, acı çekmişsin. O da sana gitme, o eve alma, evlenme. Bak işte annem baban evlendi, kavga gürültü gördüm, ayrıldıklarını gördüm belki de. Acı çektin, mutsuz oldun, o alan kötü değil. Ne yapıyorlar seni? Bir engelliyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla ego kötü müdür? O direnç alanı kötü müdür? Değildir. O da bana hizmet ediyor. Ama bilinçaltında her zaman ne diyorum? 5 yaşındaki çocuk bak. Bir kitap okumuştum İngilizceydi. Şimdi adını hatırlamıyorum hocam. Orada her korkumuz ve duygumuz için hepsinin birer küçük çocuk olduğunu ve işte mesela o anda ben suçluyum benim yüzümden hani Evet. suçluluk hissediyoruz ya Evet. aslında oradaki çocuk var. Evet. Korkuyorum yapmam Evet. burada kal. Hepsi Evet. ayrı birer küçük Evet. çocuk ve sen o çocukla yüzleşmedikçe o Evet. çocuğa bunu ikna etmedikçe hiçbir şey Harikasın. Aynen başaramıyorsun öyle işte. gibi bir şey vardı. Siz şimdi söylediğinizde ben aslında çok bende çok oturdu. Hepsinin birer küçük çocuk olduğunu Evet. düşünüyordum. Yani mesele ya oradaki o küçük çocuk yani senin kafanda bir kod var. Çocukluğunda bir kare var. Örnek anne babanın kavgası. Onu biz kod diyoruz. Evet. Doğru mu? Şimdi o çocuk orada hala duruyor. Evet. Yani alanda duruyor. Çocuk hala korkuyor. İşte biz yaptığımız o bütün bilinçaltı çalışmalarında dönüştürmelerinde aslında çocuğa diyoruz ki gel bakayım bir hani dönüştürme dediğimiz o gel bakayım. Bir sakin ol korkmana gerek yok.
Hani Evlenme diye bak bağırın, ben büyüdüm. evlen diye bağırın. Bak evet ben büyüdüm. Bunun bilgisini aldım. Artık korkmama gerek yok. Evet. Korkan o çocuk çünkü. Böyle de ikna edebiliriz. Tabii Tamam mı? ki işte en son yaptığım çalışmada 8 Ağustos çalışmasında bunları anlattık ya. Evet, o çalışma zaten Evet. muhteşem bir hocam. Dolayısıyla ne yapıyoruz çocuğa? Diyoruz ki sen bir sakin Sakin ol. ol. Ben buradayım. Ama hani sen artık bir ortalığı da bulandırma ya. Çünkü sen her seferinde ortaklandığın yerden çıkıyorsun. Beni de engelliyorsun. Evlenmemi de engelliyorsun. Ev almamı da engelliyorsun. Senin yüzünden ne ev alabiliyorum ne evlenebiliyorum. Çünkü sen hala o 5 O yaşındaki çocuklar olarak etrafında gezinip duruyorsun. Yani aklın sıra beni koruyorsun. Bunu niye anlatıyorum? Bunları reddetmeyeceğiz. Göreceğiz, ilk kabul Evet. edeceğiz. Kabul edeceğiz, sakinleştireceğiz, zaten yolumuza devam Devam edeceğiz. edeceğiz. Evet. Şimdi her şey olması gerektiği kısmına yavaş yavaş geliyorum. Şimdi bütün bunlar direnç yaratıyor ya. Dolayısıyla bu olmuyor. Değil mi? Evet. Bu olmayınca buranın şikayeti artıyor. Aa. Bu olmayınca buranın kızgınlığı da artıyor. Her şey Bu kızıyor. aynen. Bu olmayınca onun yetersizliği, hayattan keyfi bilmem neleri de kaçıyor. Bak hala alan harki besliyor. Tamam. Şimdi Bu işlere de küsüyor. Değil mi hocam? şimdi küçük ben. Ne dedik ilk başladığımızda? Hayat isteklerimize Evet. göre değil, ihtiyaçlarımıza göre. İhtiyaçlarımıza göre bu sistem devam ediyor dedik değil mi? Çalışıyor. Bakayım o neymiş? Şimdi büyütmen senin özün, Rabbin, içindeki ışık, nur. Senin aslında kendi varlığına uyanmanı bekliyor. Yani bizzat kendi varlığını senden zuhur etmesini bekliyor. Fark et Senin kendini bilmeni istiyor. gibi. Hani ben de ya ama işte Zeynep bilmiyor o kendini bu zannediyor ya küçük ben zannediyor. Niye? Egoyla böyle böyle sarılmış, sarmalanmış, örtmüş, altında o zannediyor. Fakat o senin kendi varlığına uyanmanı istiyor. Yani kim olduğunu bilmeni istiyor. Dolayısıyla bunu yapabilmesi için yani bunun bu Zeynep illüzyonundan çıkması için arınması için yani bu tekamül yolculuğuna devam etmesi için bunlardan arınması gerektiğini de biliyor. O yüzden ona şimdi ne diyoruz? Yaratan hani yaratım kelimesini çok kullanıyoruz ya ama bunu kullanırken hani her videomda dediğim bir şey var. Küçük benden konuşmuyoruz ki. Küçük ben kim ki? Haşa. Neyi yaratacak? Hep bu. O zaman hocam her şey küçük Zeynep'in yani küçük benim kendini fark etmesine. Aslında biraz önce dedik ya hep küçük Zeynep'in istedikleri oluyor. Yani bu alanı sürekli kendisi açıyor zaten. Fakat amaç bizim yani büyük ben aslında Zeynep'in kendi varlığına uyanmasını istiyor. Yani kendini bilmesini istiyor. Dolayısıyla o kendini bilmediği için yani o biraz önce anlattığım egodan işlediği için istemediği şeyleri burada görmeye devam ediyor. O eve alamıyorum diyor, evlenemiyorum diyor, ben kısmetsizim diyor, para kazanamıyorum diyor, kıskanıyor, kızıyor. Birçok şeyi burada yaşıyor. Hepsi de oluyor. Ama Zeynep'in asıl eve ihtiyacı yok. O evliliğe de ihtiyacı yok. Zeynep'in şu andaki önceliği, ihtiyacı olan şu dirençten kurtulması. O yüzden bu oyun alanına o ev girmiyor. Ya da o evlilik girmiyor. Çünkü büyük ben ilk önce onun bu dirençten, bu fazlalıklardan bir kurtulmasını istiyor. O nedenle ama özgür bak, bu hala zaten kendi tezahür ettirdiğinin belki biraz farkında, belki değil.
Ama zihni kontrol edemediği için ve tüm yaratım dediğimiz tezahür alanında bu bilinçaltı kuantum alanından olduğu için dolayısıyla burada bir rastgele dediğimiz istemediği şeyleri görmeye devam ediyor. Şimdi Zeynep ne yapacak? Ne yapacağım? Ya ondan yaratımın olduğunu fark edip dahil olacak, teslimiyet dediğimiz Teslim o. olacak. Hani olana Kontrolü seyre bırakacak. geçecek, kontrol Evet. bırakacak. Ya da reddedecek, kendi yapmaya çalışacak. Neyle? İşte o kontrol etme duygusu var ya, mükemmelliyetçimiz var ya, Evet. hani bunlarla ben yapıyorum zannedip yapmaya, koşturmaya, çabalamaya burada devam edecek. Ne zamana kadar? Yapanın da, koşanın da, çabalayanın da o olmadığını anlayana kadar. Yani şu anda sizi buradan izleten kendiniz olmadığı gibi. O isterse izleyebilirsin. O izin verirse. İzleyen o, seni buraya getiren o, anlatan o. Gör Anladın diyen mı? o. Değil mi fark Gör ettin? diyen, fark et diyen o. Hep bu Bunu belki şekilde. kafamda anlamıyordun, bak işte açık açık anlatıyorum diyen o. Aslında hep bu şekilde iletişim halinde mi bizde hocam? Ya şah damarından yakınım. Bunun anlamı Tabii. ne? Evet. Ben sendeyim. Sadece şurayı karıştırmayacağız arkadaşlar. Her zaman dediğim şey, ben yaratıyorum yok. Ben ilahi olanın benden açığa çıkmasına izin veriyorum. Nihai sonuçta aydınlanma ya da uyandım dediğim şey de onun benden zuhur etmesinden başka bir şey değil zaten. Peki bu dirençleri nasıl bırakabiliriz Ha, hocam? burada Fark bak, ederek aslında her şey olması gerektiği gibiydi. mi? Dolayısıyla her şey olması gerektiği gibi oldu. Evet. Dirençlerini gördü. Evet. Çünkü o büyük ben, öz olan, senin sana yaşattığı her yerde, senin o kavşaklarda neye tutunduğunu, neye sahiplendiğini görmeni istiyor. Ve her birimiz aslında hani kendi tekamül planımıza göre bir şeye tutunuyoruz. Yani birimiz ilişkimize tutunuyoruz ya da sevdiğimize ya da eşimize örneğin. Çocuklarımıza. Birimiz çocuklarımıza tutunuyoruz. Birimiz paramıza tutunuyoruz. Evet. Birimiz işimize tutunuyoruz. İşim olmazsa ben yokum diyor. Bir başkası diyor ki aşkım olmazsa ben yokum diyor. Evet. Öbürü diyor ki çocuklarım olmazsa ben yokum diyor. Bak nereden neye çok tutunursa zaten oradan sınavlar geliyor. Diyor ki bak mütemadiyen öz. Ya bana güvenmiyor musun? Bırak. Nedir bu kontrol etme çabası? Bana bir bıraksana. Aslında buna bırakmak çok daha kolay. Hani direkt burada olmak demek ne demek biliyor musun? Gözlem haline seyre geçmek. Ben Permütasyon. seyredeyim. Neyi seyredeyim? Bak işte buradan seyrediyorsun. Küçük benlik yani Zeynep. Ne yapıyor burada? Bak ne yapıyor? Neyden korkuyor? Bak korktuğunu da görüyor. Bir şey var korktuğunu da görüyor. Ondan sonra burada ne düşünüyor da korkuyor? Ne istiyor? Bak ne istiyor? Burada hangi duyguyu yaşıyor? Burada reddedilmekten korkuyor, orada kıskanıyor. Bak buradan seyir halinde. Eğer buraya düşersen, buraya aslında zihne düşmek dediğimiz o. Ama biraz önce anlattığım gibi zihin beyaz bir platform. Zihne ego girdiğinde, değil mi? Ego da kötü değildi zaten onu da anlattık. Dolayısıyla her şey olması gerektiği gibi oluyor. Evet. Senin o evi almaman gerekiyor, evet. Çünkü senin ihtiyacın olan ilk önce şu dirençlerinden bir arındırma. Tezahürü Bunu buna hak bağlı. etmediğim için değil Değil, aslında. tabii ki. Tezahür Evet. zaten özünde daha çok oldukça, yani sen o teknikten bakmaya başladığında zaten burada sahiplenme arzun da kalmadığı için fazla. Hani o evde olsun, o arabada olsun çok kalmadığı için bunlar zaten önüne serilmeye başlıyor. Çünkü senin frekansın orada zaten. Yani hepsinin zaten senin için orada olduğunu anlamış oluyorsun. Aslında şöyle de diyebilir miyiz hocam? Bu işte küçük benliğimiz. Diyorsunuz ki bir şöyle kendinize yukarıdan bakın. Evet. Hani buradan. Evet. Bu kız ya da bu kişi Evet. ne hissediyor? Bunlar olmayınca duyguları neler? Yaşadığı tüm olaylarda buradaki kişinin ne hissettiğine bir yukarıdan bakın diyorsunuz. Evet. Dıştan. Evet.
Yolculuk bundan buna aslında. Yani kendinden kendini bu da sensin. Fakat zihin her zaman olduğu gibi devreye giriyor. O çok yukarıda, benim dışımda ve uzakta. Hayır. Hayır. Sen burada zaman ve mekan olduğu için senin zihnin uzakta, ulaşılmaz yerde diyor. O sende. Ama Zeynep bu küçücük bedeniyle, küçücük aklıyla bunu nasıl kavrayacak? Peki burada şöyle bir cümle de var. Yerlere göklere sığmadın, mimin kulunun kalbine sığdın diyor. Yani buradan daha büyük güzel bir cümle var mı aslında? Yok. Baktığında. Doğru. Ne oluyor aslında? Hani kendinden kendine oyun dediğimiz de o. Çünkü burada bir tezahür yaratıyor ya. Mesela korktuğu bir şeyi yaratıyor. Çok istediği bir şeyi yaratıyor. Mesela Allah izin veriyor. Sen onu çok istemiştin diyor. Hani hayırsız kelimesi de oradan çıkıyor. Fakat istediği şey kendine hayır getirmiyor. Oradan da onu öğrenecek ama. Anlıyor musun? Hani sürekli bir şey öğreneceğiz ya. Orada da onu fark edecek Ha. aslında. Fark ettikçe ne diyoruz? Hayırlısını versin. Evet. Niye? Çok istemiş, olmuş ama umduğu gibi olmamış. Kötü olmuş. Evet. Değil Ya mi? da şey oluyor. Kötü gibi görünüyor başta. Sonra bir bakıyoruz ki aslında bizim için çok güzel bir şey oluyor. Onun önce kötü gibi olması gerektiği için oluyormuş. Ya o Tam tersi de şeriatta var. olabiliyor. Yani iyi var, kötü var, bilmem ne. Hani şeriat, yani bu zahir aleme baktığında bu var. Fakat normal tevhidten baktığında iyi kötü var mı? Yok, kötü gibi Ona görünen de şer sana dedin, hizmet gene bana ediyor. hizmet etti. Evet, Değil mi? kötü gibi görünen de yine hizmet Yani orada ediyor. zaten öyle bir kavram yok. Burada sadece yaratım var. Sadece olan var. Hani olana bu çok kötü diyen de benim. Kötü Evet. olduğunu nereden biliyorum? O zaman ben, biraz önce sen burada çok güzel bir yere işaret ettin. Ben ne kadar Dıştan bir kendime dışarıya çıkıp bakarsam. yukarıdan bakar gibi onu görür. Yani o çocukları görme gibi işte aslında. O duygularımı görür. Fark edersem, fark ettiklerimi de bırakırsam ya da işte dönüştürürsek diyoruz ya, ne olur yavaş yavaş aslında açılırım. İlk başlarken ne dedim ben? Eğer sen saf kalptenisin, niye Ebru birçok yayından ediyoruz? Kalpteniste de olur. Evet. Niye? Bak, Saf mümin kulun enerji. kalbine gitti. Evet. Kalp, gönül. Bak, bu alan temiz. Niye? Kaptan istersen çok hızlı, çok kolay gerçekleşir diyoruz. Buradan bak. Kaygının frekansı çok Ego yüksek diyoruz. kirlenmemiş. Kalp bir de yalan söylemez diyoruz ya. Dolayısıyla burası demek temiz bir alan. İşte kalbini karartma derler mesela. Onu korumak o zaman. Bu, yani ilahi olan zaten ol dediği olur. Ama küçük benliğe girdiğinde küçük benlik işte ben yaptım, ben şunu aldım, bu parayı kazandım. Ne güzel kibir, bak ne güzel ego, sanki kazanan yapan oymuş gibi. Tamam mı? Küçük benlikte kaldığı sürece, küçük benlikten konuştuğu sürece ben bunu yapamıyorum, alamıyorum, olmuyor dediği müddetçe egonun o alanından çıkmadığı müddetçe biz niye sürekli zihnini ekliyoruz? Çünkü egon şey, hani nasıl söyleyeyim, onu kırmızı ile gösterdik değil mi? Ego senden bir şekilde çıkıyor, alanına giriyor. Alanına dediğim, bu tezahür dediğin de zaten zihnin. Bir de böyle bir Saf, şey var. Hani saf dışında enerji gibi anlamında. görüyorsun ama aslında zihnin dışarıda saçılmış, senin bütün duygularını suretlerden geçip sana gösteriyor. Her bir resi, hani mümin mümine aynadır diyor ya, sen de Her olanı bir nasıl göreceksin? Her kılıktan sana gösteriliyor. her duygu ve her korku, değil mi hocam? Hepsi gösteriliyor. Fakat tabii idrak açılmadığında bunları anlamlandırmak da zor Çürüyor. oluyor. Yani Üç gözünde aslında büyüyor. hak. Yani o kadar seviyor ki uyandırmak için burada bin bir çeşitte, ne bileyim, şarkıdan geliyor. Filmden Filmden geliyor. geliyor. İşte Videodan arkadaştan geliyor. geliyor. Mesela bir arkadaş geliyor. Sen şöyle diyorsun mesela. Of ya, o da çok konuşur, ya da gelecek şimdi çantasıyla ayakkabı silah alacak diyorsun.
Bunları çok konuştuğumuz için detayına girmiyorum. Şimdi neyle konuştun? Kiminle konuştun? Neyle konuştun? Egonla konuştun. Ne yaptın? Onu böldün, başka biri yaptın. Halbuki kendi alemine yansıtan sensin. Niye senin aleminde var o? Değil mi? Hiçbir şey sebepsiz değilse. Bak açtın. Yani bu senden açılıyor. Sen gözlemcisin. Yani buralar ölü. Ölü. Sen var oldun. Bak hareketlendi. Tabii ki bundan bak. Hareketlendi. Her an şende ya. Bir var bir yok. Hareketlendi mi? O zaman benim ekranıma düşen şey de benim Ha, süpersin. Burada ne varsa doğal olarak senden açıldığı için, yerimden. sen açıldığın için yani ne yapıyor? Aslında eğitmen gibi, öğretmen gibi sana her yerden, herkesten, bir şarkıdan, bir arkadaştan ne yapıyor? Uyandırmaya çalışıyor. Bir aynı gibi Görebileni. uyandırmaya İşte çalışan buradan aynı. biri geliyor. Sen böyle yapıyorsun, onun bilinci de yok. Örnek. Çok yüksek bir bilinç dedik kibir. İşte ne anlatacak kim bilir? Belki de işte çantasıyla yakıp silah atacak diyorsun. Örnek. Şimdi perdeyi koydun mu? Koydun. O geliyor tatlı tatlı. Gelen bu. Rolünü oynuyor. Çünkü sen ona kibirle, o örtüyle bakıyorsun ya. Ne yapıyor? Sen örtüyle baktığın için ben zaten bundan bir şey alamam diye bakıyorsun. O haliyle bile sana aynı. Öyle bir şey söylüyor ki tüm ampuller Evet, yanıyor. o haliyle bile aynı. Eğer yakalayabilirsen, söylediklerini yakalayabilirsen, o anda böyle diyeceksin ki, tamam, Değil mi? bak o örtü de kalacak. Çünkü senle o kimlik yok ki birsin, bak bir. Değil mi? Çeklik yok mu? Tevhid, tek. Sen ayrı zannediyorsun. Yani şu aradaki zar ne kadar incelirse sen daha çok öz oluyorsun. Yani bu küçüldükçe, benlik bittikçe öz daha Daha çok çok senden çıkıyorum. ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu senin yaratımına saf yaratım olarak tezahür ediyor. Bak saf. Yani buradan çünkü saf yaratım vardır. Ama senden gene var. Ama senin dirençlerin ya da benliğin, egon nedeniyle burada işte istemediğin şeyler görüyorsun. Ama o da işte olması gerektiği gibi. Çünkü bunların hepsi planlanmış, kurgulanmış. Yani tamamen hani rastgelelik de yok ki burada. Aslında Muazzam bir şey gibi düşün ya böyle hani insanın bir aklının alamayacağı tablo gibi her resim. şey milim milim hani ağaçtaki yaprağın orantısına kadar, milim Milim ne milim, kadar? desenine kadar. Yani ben kedime Nasıl bakıyorum, uyuyoruz? ya kedinin tüylerinin Tüylerinin milimi üzerindeki desenlere bakıyorum, içimden ağlamak geliyor. Ya nasıl bir tablo var orada ya, orada değil mi? ayrı bir tablo var. Aslında hocam Böyle bir akılsız şey vardı, teknoloji gibi düşün ya da bir güç var. güç ve bu farkındalıklarla da şuradaki dirençleri, işte korkuları fark ederek dahi biz %90'ını çözmüş olmuyor muyuz? Onun bizde olduğunu fark etmek bile bir çözüm demek değil midir Tabii hocam? ki, tabii ki. Sen bunları ata 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 aslında kendi Rabbini açığa çıkarıyorsun ve zaten hani aslında yapanın o olduğunu anlama, hatırlama, hani kendini bilen Rabbini bilir. Hikayesi bu. Kendimi bildim. Aslında neyi bildim? Ben hiçbir şey olmadığımı bildim. Neyi bildim? Ben zaten çokmuşum ki bildim. Neyi bildim? Burası da yokmuş. Yani ben burada bir şey yapıyorum zannettim. Şuralarda. Ailem vardı, koşturdum, kazandım, çabalar yaptım, bilmem ne. Geçmiş yok dediğim Evet. hikayede bu zaten. At 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 dediğim. Yani burada sürekli değişen bir görüntü var. Sen onu almışsın, arkaya atmışsın. Bu benim geçmişim demişsin. O hikayelerden gene videoda anlattığım için detayına girmiyorum. O hikayeler birleşiyor, işte eşin oluyor. O Kodlar. geçmişte Birleşiyor, suret çok oluyor. tutunduklarımızdan Evet. hocam. Aslı geçmiş yani. Sadece Evet. eş, dost, Yani çocuklar bunda değil. öyle açıyorsun. Yani arkadan birleştiriyorsun onları. Birleştirdiğin var olan kodları birleştiriyorsun. Burada bir şey oluyor, bir şey oluyor. Yani kendi bilimini yansıtıyorsun sürekli. Ne kadar varsa o kadarını yansıtıyorsun. Bu kadar. Anlıyor musun?
apayrı başka şeyler de var tabii. Hani ben bu alan kadar hani açıyorum örnek. Rabbimi bildiğimde bile hani tamam uyandım ama o bile uyanışta bir ara basamak gibi düşün. Rabbül Alemin. Yani onun dışında da var. Tamam ben bu alanda varım ama sonsuz ve sınırsız olasılıklar var. Aslında bir Bence onu... annenin çocuğunu uyandırmaya çalışması gibi değil Evet, mi? aynen. Şöyle demesi gibi ben ona benzetiyorum. Siz anlatın. Kucağında yavru, bebek uyumuş, kabus görüyor. Korkuyor, böyle rüyasında ama. Rüyasında. Böyle kıvranıyor, üzülüyor, ağlıyor gibi oluyor. Sürekli başını okşanıyor. Korkmana gerek yok ki benim kucağımda Yalnızım. sınırdayım. Sen sadece bir rüya görüyorsun. Sen benim kucağımdan hiç gitmedin ki. Sen hep buradasın diyor. Ve o kadar şefkatli ki hani hiç kimseye de kaldıracağından fazlasını vermiyor. Kıyamıyor bak. Hani bir annenin şefkatini çarp milyonlarla ya. Milyarlarda Ya da sonsuz sevgisini çarp milyonlarla hani aşk 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 diyoruz ya. Burada soğuk bir görüntüsünü izliyorsun. Yani o aşk aşk dediğin burada o sevgi sevgi dediğin hani koşulu sevgi koşulu Tabii. deyip duruyoruz ya. O duyguyu da. Soluk bir görüntü izliyor. Hani şunun kokusunu alan bu ermişleri, evliyaları düşün. Onun kokusunu, onun hazzını aldıktan sonra demiyorlar mı? Ben ne yapayım hamamı, sarayı, Dünyanın. Evet, onu o dünyanın? duyguyu da bilmemiz için veriyor zaten, değil mi hocam? Aşık ediyor seni. Değil mi? Aşık maşuk. Hani sen birine aşığım zannediyorsun. O özlem hissi, ona kavuşma hissi. Orada kendini zaten Senin yok ediyorsun. ev arzulama hissin bile ona kavuşma hissi. Allah'ım bir evim olsa. Niye ev istiyorsun? Yuvaya Evet, niye ev istiyorsun? Ama evim olursa ben böyle huzurlu olurum. Kendimi ne kadar güvendeyse de. Senin eve mi ihtiyacın var normalde? Niye dönüş. istiyorsun? Bak o huzur. Değil mi? O güven Evet. için istemiyor musun? Evet. Zaten oradasın. O ev arzunun altında bile o var. O sevgiliye kavuşma arzunun altında o her. Neyi istiyorsun aslında o var. Aslında o sevgi, mutluluk, neşe, huzur, duygularımızın altındaki de o diyorsunuz. Yani bu Tabii. duyguları Yani boş yere yaşamıyoruz. ya şöyle söyleyeyim. Hani hep bir şeyi bulmayla, aramakla geçti ya Evet. ömrümüz. Hani orada ara, burada ara, Hayalini sat. kitapları oku, eğitimden Bizde gibi. eğitime koş, onu yap, bunu yap. Hepsi. Neymiş? Hani hep böyle dışımızda, uzağımızda. Neymiş? Aslında hani Bizdeymiş aslında. bizdeymiş. Fakat bende olanın açığa hala bizde. Bu arada herkes orada arkadaşlar bir de böyle ilginç bir şey var. Hani diyoruz ya ay işte oraya gelemedim, ona ulaşamadım, ben hala arıyorum. İşte bu Uyanamadım. eğitimden o eğitime koşuyorum, oradan oraya koşuyorum. Bendeyse sen de. Herkes de zaten. Sen oradasın zaten bak. Kucaktasın dediğimiz zaten o. Sadece senin rüyan devam ediyor. Hani bir gözünü açsan zaten kucak olduğun ortaya çıkacak. Dolayısıyla o rüyanın bitmesi için zaten hani bu videoları çekiyoruz ya da anlatıyoruz. Rüyan bittiğinde sen zaten evden hiç kopmadığını, daima o kucakta korunduğunu, konulandığını ne yapıyorsun? Fark ediyorsun. Fark edince de ne oluyor? Tabii ki bu taraf kötü değil. Ben hiçbir zaman söylemedim. Biz her şeyin en güzelini hak ediyoruz. O evde olmayı da hak ediyoruz. O arabayı da almayı hak ediyoruz. Allah bize bir nefis vermiş. Bak. Değil mi? Anlatmıştı. İşte beş duyu vermiş. Demiş ki ben maddeyi deneyimleyeceğim. Ete kemiğe burun dümdüz Evet. diye göründüm. Değil mi? Deneyimliyor. Yeter ki biz ona izin verelim. Yeter ki o egomuzu fark edelim. Yeter ki o bilinçaltında bizi rahatsız eden şeyleri idrak edelim. İdrak. Yani beni en çok ne zorluyor? Çok basit. Bu şu andaki hayatında seni en çok ne zorluyorsa sınavın orada zaten. Yani istediğin ne oluyorsa sınavın orada zaten. Olmaması gerektiği için oluyor. Durun anlamı da bu. Olmaması gerektiği için olmuyor diyorlar ya. Örneğin sen evlenmek Evet. istiyorsun. Sana geliyor birisi diyor ki demek ki evlenmemen gerekiyor. Evet. Sen zengin olmak istiyorsun. Demek ki zengin olmaman gerekiyor. Kaderim bu. Yok buraları da çok karıştırmayalım. Neticede sen bir şey murat etmezsen murat eden de odur. Ben hala şuradayım. Yani
sana olasılık olarak verilmişse, kalbine bir murat olarak verilmişse, kişinin o perdeyi sıyırdıkça aslında dileklere kavuşabileceğine inanıyorum. Yani hikayeyi değiştireceğine inanıyorum. Çünkü Ben de niye? aynı şekilde. Çünkü niye? Bu videolar izliyorsun. Başka videolar izliyorsun. Hani Bir şeyleri bir şeyleri değiştirebileceğine değiştirme inanıyorsun. çabam var. Bakın çabam var diyorum ama o Ondan dolayı. istemeseydi olmazdı. Sana bu çabayı verdiyse, bu eğitimlere sokuyorsa, bu videoyu izletiyorsa diyor ki ben buradayım. Sen de Aynen. geldin, kapındasın. Aramızda hiçbir şey kalmadı. Ben o kapıyı açacağım diyor. Yoksa ne bunları izletir? Niye buradasın? Başka bir sürü şey Bugün var. binlerce insan videolar, Netflix'te filmler, başka şeyler izliyorlar. Sen buradasın. Burada olmakla da kalmıyorsun. Diyorsun ki ya hocam bir saat mi? Hani ben sabaha kadar konuşsam belki bu konularla ilgili, Evet. değil mi? En güzel şeydi. Hani bir danışanımla karşılaştım tesadüf bir yerde. Çayımı kahvemi sizi görür görmez kahve koyuyorum diyor. Kahvemi hazırlayıp geliyorum diyor. Yani seviyorsunuz. Çünkü niye? Işığa çekiliyorsunuz. O sende kendini açmayacak olsa burada tutar mı? Yok, O başka sana sürü. muradını vermeyecek olsa bunları diletir mi? Başka yapacak bir sürü şey Ha? çıkar. Yani sadece şunu diyoruz Sanki. özet. Saf enerji. Ondan, oradan bu perdeyi ne kadar indirirsen, indirdikçe zaten onun dilekleri gerçekleştiği için sen çekiliyorsun aradan, Çıkar. açığa çıkıyor yaradan. Olay bu. Muhteşem bir konuydu. Muhteşem anlattınız hocam. Vakti geçti. Ben de bitsin istemiyorum. Bu önemli yani son söyledi. Hani ben yaratıyorum'a demeyin. Yani küçük benlikten ben yaratıyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Yaratan o. Ben yaratıyorum dedikçe ya daha dünyadayken yani küçük benlikteyken ben yaratıyorum diye bir şey yoktur. Ne vardır biliyor musun? Onun yaratımına izin vermektir. Kendi önünden çekilmek de budur. Onun yaratımına izin vermen için de bunları görmen gerekir. Yani, tamam yaratıyorsun bak orada zaten bir şey demiyorum ama İstediğin gibi olmama nedenini anlatıyorum. Onları gördükçe de fark Ha? edip serbest bırakmak gerekiyor. Büyütmenin Rabbi senin dirençlerini görmeni, korkularını görmeni, o küçük çocukları görmeni, sakinleştirmeni, Öpüp o tertemiz şeyi bir serbest frekansla bırakmak. birlikte senden, bak o zaten senden böyle temiz temiz güzel güzel şeyleri yaratmanı istiyor. Evet hocam. Gerçekten böyle çizerek de çok güzel oldu. Umarım sizler de zaten eminim çok beğenmişsinizdir. Yine çok güzel bir konuydu hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. İyi ki Ben varsınız. teşekkür ederim. Yani böyle çizerek anlatmak benim de hoşuma gidiyor. Diyorum ya ben de kendimi anlatıyorum Evet. muhtemelen. Ama şey, her zaman buna inandım. Anlattıkça ben yıllardır böyle kendimdeki birçok şeyi de pekiştirmiş oldum. Bir de tesadüflere inanmam. Çünkü benim neye ihtiyacım varsa çoğu zaman önüme o çıkıyordu. Konu bile o öyle çıkıyor, Konuyu değil bile mi? seçen o diye düşünüyorum. Yani şu anda buna ihtiyacımız var. Mesela bir başka yine videoda Ebru, arkadaşlar da tabii belki yorumlarda yazarlar. Kontrol etme duygumuzu nasıl bırakabiliriz? Aa, çok Bunu önemli. birçok kişi mi Tamam. zorluyor? Hani kontrol etmeyi bırakamıyorum, sahiplenme duygusunu bırakamıyorum, birilerine işte koruma kolluma duygumu bırakamıyorum. Hani bu kadar zorluğumuz var ya ben çok yaşadığım için biliyorum. O da benim alma verme dengemi bozuyor. Dengemi bozunca alemime giriyor. Ve ben alemimde sürekli tokat yiyorum, sıkıntı yaşıyorum. Hani nasıl yapacağız kısmını da bir Bir dahaki açalım. videoda da Evet, ondan hatta konuşalım. böyle bir yere not alalım, unutmayalım. Kontrol etme duygumuzu. Yani Tamam. serbest bırakmayı konuşalım. Yani nasıl teslim oluruz? Tamam, çok güzel Onu oldu. konuşalım. Harika. Sizler de Tamam. iyi ki varsınız. Biz de olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizi Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. görüşmek Sağ olun. üzere. Hoşça kalın.